Ezel mi Kurtlar Vadisi mi? Dünya Kupası. Pizza mı lahmacun mu? Iniesta. Abi senin cevaplar gelmiyor ya. Futbolda yaşadığın en güzel an neydi? Arabesk. Premier Lig mi? La Liga mı? Öyle sorular soruyorsun yani hepsi efsane. Hepsi efsane. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bodrum'dayız. Keyifli bir video çekeceğiz. Birazdan da Yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci yanımıza gelecek. Burada beraber yürüyeceğiz. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz içerikler için desteğinize ihtiyacımız var. Hemen şuradan abone olun ve bizleri takip edin. Bu tarz içerikler için diyelim ve videoya geçelim. Evet, Bodrum'dayız İrfan Can Kahveci ile birlikte. İrfan nasıl gidiyor? İyi abi, tatildeyiz. Çok şıksın. Sağ ol, teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi izler geliyor. Valla tatil nasıl gidiyor peki? Tatil ilk yeni günlerde biraz bebek dinlendim. Oldu. Bebekle oynadım evde. İlk günlerde biraz dinlendim. İrfan, şimdi biraz daha farklı bir konseptimiz var. Biraz daha standartın dışında diyeyim. Sorular soracağım. Sen ikisinden birini seçeceksin. Erken uyanmak mı, geç kalkmak mı senin için? Erken uyanmak. Çünkü ben hep erken yattığım için erken uyanırım. Dolu dolu bir kahvaltı mı, hafif geçmek mi? Dolu dolu bir kahvaltı isterim. Çünkü akşam da biraz hafif geçmek isterim. Yani uyumadan. Peki çay mı, kahve mi? Kahve. Kahveciyiz yani. Türk Aynen. kahvesi mi, Amerikano mu? Türk kahvesi. Türk yemeği mi, İtalyan mı? Türk yemeği. Et, balık, tavuk hangisi? Tavuk daha hepsi fazla olur. Yerim. Aynen. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz tatili. Yurt dışı tatili mi, yurt içi mi? Yurt dışını severim ama dinlenme açısından yurt içi daha iyi oluyor. Peki o zaman yurt içinde şöyle sorayım sana. Bodrum mu, Çeşme mi? Bodrum. Daha sakin. Dinlenme. Zaten Bodrum'dayız doğru. Daha sakin. Ankara mı, İstanbul mu peki? Şöyle, Ankara'da doğdum, büyüdüm ama ilk geldiğimde İstanbul'a ben bu şehirde ne yapacağım diye düşünmüştüm. Hatta her izinde Ankara'ya gidiyordum ilk İstanbul'a geldiğim zaman. Alıştıktan sonra bu sefer Ankara'ya hiç gitmemeye başladım. Tabii ki de İstanbul yani. Tabii bir gönül bağı var. Deniz mi, havuz mu? Deniz. Müzik mi, film mi? Ben daha çok film severim. Maçlardan önce dinlediğin bir şarkı var mı? Özel bir şarkım yok. Genellikle bizim DJ Mert Hakan. O açıyor ama böyle hareketli müzikleri severim. Peki ne tarz müzikler dinlersin diye sorayım o zaman. Rap tarzı oluyor ya, hem hareketli hem duygusal. Peki boş zamanında kitap okuyarak mı, oyun oynayarak mı? Arada tabii ki kitap okuyorum. Daha çoğunlukla oyun oynamayı severim. Ne oynuyorsun? Kendime bir bilgisayar kurdurttum. Counter oynamayı seviyorum ben. Peki beraber de oynarız belki İrfan. Ama ben çok iyiyim. Çok mu iyisin? Futboldaki gibiysen sıkıntı, öyle söyleyeyim. Bayağı sana. İyiyim çünkü çok küçükken oynamıştım. Ezel mi, Kurtlar Vadisi mi? Çok zor soru ama birini seçecek olsam Kurtlar Vadisi'ni seçerdim. Kedi mi, köpek mi? Benim köpeğim var ya, hatta köpeklerim var. İsimleri ne? Biri Rhesus, French Bulldog. Biri evet, hatta konuşmuştuk, çok hareket ediyor mu? Aynen. Ben de alacağım. Çok hareketli. Biri Pomerian, çok sakin. Onun ismi Jerry. Dengeliyorsun öyle. Aynen. Ciddi yoruldum. Sen yorulmadın da. Ben ciddi yoruldum. Terledim de sen yanmışsın. Ben büyük ihtimal ben de bu videonun sonunda esmer olarak çıkacağım yani, öyle gözüküyor. Ama biraz şu tişörtlerde amele yanı olabilir. Değil mi? Ben büyük ihtimal açmıyorum kolları zaten. Büyük ihtimal amele yanı olabilir. Şimdi bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Bu tarafta yol bitti. Futbol kısmına geçiyoruz İrfan. Gol mü, asist mi? Daha çok asisti tercih ediyorum ama gol atmak da tabii bambaşka bir duygu. Yani o gol attığındaki his, zevk, yani başka mutluluk, bir şeyde yok. Attığın en iyi gol. Başakşehir'de sen Antalya maçında attığım bir gol vardı. Kornerden direkt gelen topa vurmuştum. Seken bir top. Zor bir toptu yani. Senin için en iyi gol o muydu? Benim için en iyi gol bence o. Duran toptan gol mü, akan toptan gol mü? Duran toptan. En iyi gol dedik. En iyi asisti de sorayım o zaman. En iyi asist hangisi? Bu da zor şimdi. Biraz terleteceğim seni. Hani golleri hatırlayabilirsin de asistleri. En iyi asist var mı? Ya da hemen aklına gelen var mı şu an mesela? En iyi asist şu. Çok zor ya. Ama Erzurumspor maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Arap pası vermiştim böyle. Hı hı. Bayağı böyle 3-4 kişinin arasında atmıştım Valencia'ya. En çok zorlandığın defans oyuncusu? En çok zorlandığım defans oyuncusu. Öyle aşırı zorlandığım bir defans oyuncusuyla karşılaşmadım. Ya var ya, hiç hani hiç manşet yok ya. Premier Lig mi, La Liga mı? Ben La Liga'da oynamayı isterim ama Premier Lig izlemesi daha zevkli. Abi istediğim cevaplar gelmiyor ya. Madrid mi, Barcelona mı? Madrid. Madridçiyiz. Her zaman. Hala Madrid. Bernabeu mu, Camp Nou mu? Bernabeu. Iniesta mı, Xavi mi? Iniesta. Ronaldinho mu, Zidane mı? Öyle sorular soruyorsun ki yani hepsi efsane. Hepsi efsane. Küçüklüğümden beri idolüm Ronaldinho yani. Videolarıyla büyüdüm. Onun yaptığı hareketleri yapmaya çalışıyordum küçükken falan. Ronaldinho. Klopp mu, Guardiola mı?
Şimdi bu da zor soru da. Yani ikisi de büyük hoca. Çok büyük hocalar. Ben tabii sistem olarak gördüğüm şekliyle Guardiola. Şampiyonlar Ligi mi, Dünya Kupası mı? Dünya Kupası. Milli duygularım biraz ağır basıyor o. Tabii o formayla öyle bir başarı çok daha farklı olacaktır. Doğru söylüyorsun İrfan. Futbolda yaşadığın en güzel an neydi senin için? Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaptığım gün. Bir neler hissettin? O yani, gün gittin ya mesela kafanı yastığa koydun, ne hissettin? Ya biz zaten uyuyamadım sabaha kadar. Yaşanması lazım yani onun. Anlatılarak da çok şey yapamaz. O gün gerçekten çok duygu doluydum. Hat-trick yaptıktan sonra. Mahallede futbol oynarken İrfan Can Kahveci hangi futbolcu olurdu? Ronaldinho. Hem Ronaldinho hem Alex olurdum. Bugüne kadar sana verilmiş en iyi tavsiye ne İrfan? Yani hep daha iyisi için çalış. Hiç elindekilerle yetinme. Hep daha ileriye. Aynen. Gençlere bir tavsiyen olacak yani, mıdır? Yani benim gençlere tavsiyem hep daha iyisi için çalışması gerekiyor. Son olarak da bu sosyal medya ile ilgili birkaç sorum var. Instagram mı, Twitter mı? Twitter biraz kötü kullanılıyor, o yüzden Instagram diyorum. Instagramcısın. Post mu, story mi? Daha çok story seviyorum. Post hani daha şık şeylerde. Post nadir, nokta atışı değil mi? Aynen, nokta atışı. WhatsApp'ta en çok kullandığın emoji ne? WhatsApp'ta gülücük. Ben çok keyif aldım. Umarım sen de keyif ben almışsındır. Ben de çok keyif aldım. Yani zaten seninle olan her şey keyif veriyor. Çok sağ olasın İrfan. Yani sen mi söylüyorum? Yerim bende ayrı. Benim için de öyle. Her zaman samimi gördüm, sıcak gördüm. Futbolun dışında da çok örnek bir insansın. Sadece yeteneğinle değil, bunu da buradan söylemek istiyorum. Bize de vakit ayırdın, kırmadın beni. Bu benim için çok önemliydi. Desteğin için bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum sana.